Ama aslında hep böyle reklam tanıtımlarında oynamak istemişimdir. Yani böyle of. Şimdi gerçekten Pixelmon oynamalıyım. Of. Bunun gibi şeyler. Hani böyle kadın ağlıyor falan böyle ya da böyle ocaktaki killeri çıkarmaya çalışıyor. Keşke şu an Pixelmon oynasaydım diyor. Neyse dur şimdi. Bir reklam böyle yapılmaz tamam mı? Bir kendine gel. Tamam. Dişiniz mi ağrıyor? O zaman Pixelmon Türk sunucusuna katılın. Ağlayan kardeşiniz hiç susmuyor mu? O zaman Pixelmon Türk sunucusuna katılın. Piksel şeklinde Misty sevgiliniz olmasını ister misiniz? O zaman Pixelmon Türk sunucusuna katılın. Benim Pixelmon'la olan maceramı bilenler bilir arkadaşlar. Yani ama Pixelmon Türk'ten bahsetmemiz gerekiyorsa yani ortada çok kaliteli bir içerik söz konusu. Çok güzel grafikler var ve oyunla gerçekten uğraşılmış. Boş bırakmıyorlar. Onun dışında arkadaşlar yani açık dünyada Pokemon keyfi yakalamak istiyorsanız, normal oyunlarda bulamadığımız açık dünya keyfini yakalamak istiyorsanız kesinlikle doğru adres bence. Yani arkadaşlar sunucu 3 aydır açık ve sunucuda başta sadece Kanto Pokemon'ları varmış ve uğraşları sonucunda bu sunucunun uğraşları sonucunda yani şu an 3. nesile kadar Pokemon'lar eklemişler. Kanto, Johto ve Hoenn'i görmek mümkün. Onun dışında sadece bunlarla da sınırlı değil. Yani Alola Pokemon'larını bile eklemişler ve üstüne Mega Pokemon'ları eklemişler. Yani gerçekten büyük bir uğraş söz konusu. Yani benim oynadığım zamanında oynadığım Pixelmon moduna bakıyoruz. Bir de buna bakıyoruz. Yani arasında dağlar kadar fark var. Yani hem grafikler olsun, hem oynanış olsun, hem içerik olsun oldukça fazla. Yani sadece Hoenn'le de sınırlı kalmayacakmış ve yaklaşık 1 ya da 1,5 ay içerisinde diğer jenerasyonlar da yavaş yavaş eklenmeye başlayacaklarmış. Yani Sinnoh, Unova, Kalos Pokemon'ların da ilerleyen zamanlarda göreceğiz gibi. Onun dışında yani oyun taktiği hızlı bir şekilde bitmiyor. Yani yapılacak çok iş var. Liglere katılabiliyorsunuz, turnuvalara katılabiliyorsunuz. Çoğu Pokemon'u yakalamayı deneyebiliyorsunuz. Her yeni Pokemon da yeni bir savaş stratejisi demek oluyor. Yani çeşitli Pokemon'ların movesetlerini deneyebilirsiniz. Ya ve oyunda yani tak diye dediğim gibi bitmiyor. Yani 1 ya da 2 aylık bir oynanış söz konusu ve ayrıca oyundaki etkinlikler, eventler bunu daha da renklendiriyor. Eventler özellikle çok ilgimi çekti. Yani cumartesi günleri Pokemon turnuvası yapılıyor. Pazar günleri Pokemon yarışı yapılıyor. Yani yarış konsepti gerçekten çok zekice olmuş ve çok renkli durmuş açıkçası. Ve 1 Ocak'tan itibaren de Pokemon Ligi başlayacakmış. Ve oyunda arkadaşlar saçma sapan NPC'ler yok. Yani gerçekten vizyonlu olmuş. Yani bu konuyu çok beğendim. Yani oyunda siz GM lideri olabiliyorsunuz. Ya yani saçma sapan GM liderleri görmüyorsunuz. Siz GM lideri oluyorsunuz. Ve yani boş GM varsa da bu GM'i ele geçiriyorsunuz ve böylece GM lideri olabiliyorsunuz. Oyundaki bütün GM liderleri oyuncular, NPC yok bu konuda. Ve onun dışında arkadaşlar tabii ki de keşke şu an şu noktada elimde şey olsaydı böyle bir elimi kesseydim ve korsan şeyi ekleseydim gözüme de şey koysaydım. Ya oyunu orijinal oynamanıza gerek yok. Yani korsan olması da kafi. Onun dışında arkadaşlar bir de yani kurulumu yaparken okuyarak yapın ardından sorununuz çıkmasın. Yani sunucunun ve oyunun linkini aşağıya bırakacağım. İndirmek isteyenler oradan indirebilirler. Ve onun dışında Faygo Ironworks takipçilerine, Faygoculara şöyle bir güzellik yapılıyor. Yani Faygocu olarak geldiğinizi söylerseniz Discord adresinde arkadaşlar Discord'dan Faygocu olduğunuzu söyleyerek iletişime geçerseniz 10 tane Rare Candy alıyorsunuz. 3. jenerasyon bir tane Shiny Pokemon alıyorsunuz. Yani Shiny Treecko, Shiny Torchic veya Shiny Mudkip alabilirsiniz. Onun dışında yapacağınız satın alımlarda %20 indirim alıyorsunuz arkadaşlar. Yani oyunun videosunu da gördünüz zaten. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yani oğlum LoL oynayacağınıza Pixelmon Türk serverında olun oğlum işte ne işiniz var yani. Neyse Pokemon Gaia'ya dönelim arkadaşlar. Yani sizleri Pixelmon Türk sunucusuna bekliyoruz. Merhaba sevgili Faygocular. Pokemon Gaia'nın yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Geçen bölümde neler olmuştu hızlı bir şekilde hatırlatmak gerekirse arkadaşlar. Geçen bölümde Apex Tapınağı'na doğru gitmiştik. Orada Neo ile birlikte yeni bilgeler takımıyla karşılaşmıştık. Ve daha sonra onların Regirock'u yakalayacaklarını öğrenmiştik arkadaşlar.
Bu öğretilerin ışığında da daha sonra profesörü çağırmıştık. Profesör de bize biraz güçlenmemiz gerektiğini söylemişti. Sabulo Adası denilen bir yere gidecekmiş bu elemanlar. Ama tabii güçlenmek için başta yapılması gereken şeyler var. Şimdi bayağı bir şey var aslında. Yani gitmediğim çok fazla rut var ama şimdi benim bir korkum var. Bu buz canavarının bölgesi büyük ihtimalle GM'i yendikten sonra açılacak gibime geliyor. Ve yani şu an oraya dalmak çok da mantıklı gelmiyor. Diğer bölgelere de girmeyeceğim. GM'i yendikten sonra yine Pokemon'lar yakalamayı düşünüyorum. Çünkü yakaladığımız Pokemon'ları bilgisayara atamıyoruz. Ben direkt GM'le savaşacağım abi ya. Elimden geleni yapacağım yani arkadaşlar. Ne olur ne olmaz, bakacağız göreceğiz yani. Şimdi takımıma bakınca Rammstein ve Teker'e güvenebilirim sanırım. Yani Rammstein'in kaya türü saldırılarıyla GM'i alabiliriz gibime geliyor. En kötü Teker de bir şeyler yapar. Çantamda kaç tane pot var onu da bir bakayım. Bir tane hiper pot var, yetmez abi. Geçen oyunda ölüyorduk bildiğin. O şey vardı, Graveler mı ne vardı, o bizi bayağı zorladı. Yani yeni repel kullanmayacağım. Bu bölümde de arkadaşlar, yani bilmiyorum, inşallah başımıza bir şey gelmez ya. Hafiften korkuyorum yani, Pokemon'lar yine güçlendi. Süper pot değil de bir arkadaş başka bir şey önermişti. Süper pot ne kadar bu arada? Süper potun bir fiyatına bakalım. 700 lira. Yani bir tane evde daha ucuza denk geliyormuş galiba. Tahta evlerden birindeydi galiba. Şurası mıydı? Şurasıydı sanırım. Fresh Water 200 lira abi. Fresh Water alacağız o zaman. Kaç tane alıyorum? Ben bir 20 tane alıyorum. Fresh Water almak daha mantıklı. Bir de lava kurabiyesi alayım. Bundan da bir 10 tane alayım arkadaşlar. Tamam, bu eşyalarla birlikte GM'e dalabilirim. Yani bu kaçıncı rozetimiz oluyor? Üçüncü rozetimiz olacak galiba. İlki Fairy'di. İkincisi uçandı. Üçüncüsü de arkadaşlar ateş olacak. Bakalım yenebilecek miyiz, bir şeyler yapabilecek miyiz gerçekten bilmiyorum. Evet, buz blokları var ve savaşa başlıyorum. İşte GM hakkında küçük bir bilgi. Eğitmeni yen ve buzlar erisin. Anladın mı? Çok hızlı öğreneceksin diyor. Tamam, ateş Pokemon'ları çıkacak karşımıza. Bu net bir bilgi. İki tane çıktı. Numel. Toprak türü saldırıları olabilir ve Rammstein'in special defansı gerçekten zayıf. Yani beni korkutan konu bu aslında. Rock Blast atıyorum. Rakibim Lava Plume yaptı. Yani bizi yakarsa sıkıntıya düşebiliriz. 24 level ne kadar vuruyor? 13 vurdu. Yandık abi, bu kötü oldu ya. Bu harbiden kötü oldu yani. Rock Blast atıyorum ama az vuracaktır. Evet, iki kere vurabildik. Yandığımız için de canımız gitti. Çantamdan bir tane lava kurabiyesi kullanıyorum arkadaşlar. Böylece Rammstein'ın yanmasını iyileştiriyorum. Bir lava plüm daha geldi. Ha, bu hiç hoş değil ya. Bu gerçekten hiç hoş değil yani. İnşallah bir kere daha yanmayız. Tamam, yanmadık. Rock Blast atacağım. Amnesia yaptı. Special defansını 2 kademe arttırdı. Numel bayağı tehlikeli gözüküyor. Tamam, yanmadığımız için artık daha sağlam vurabiliriz ve Numel'in işini böylece bitiriyoruz. Acaba GM'de neler var? O beni korkutuyor asıl yani. Evet, Rammstein 28 level oluyor arkadaşlar. Gayet iyi. Sıradaki rakibimiz kimmiş? Tekrardan bir Numel. Bu da 25 level. Magnitude yaptı. 7 şiddetinde bir deprem. Fiziksel bir saldırı. Ya fiziksel defansımız iyi ama. Oo, 22'ye düşürdü. 28 vurdu abi. Tehlikeli Pokemon'lar var burada ya. Neyse, 3 tane Rock Blast'i Numel'in işinde bitirdik. Yani burada ne yapacağız gerçekten bilmiyorum abi. Zor bir durumda olabiliriz. Evet, Rammstein XP'leri topladı ve Hector'u böylece yendik. Beni yendin, bu yüzden buzları eriteceğim diyor. Buzlar bir erisin arkadaşlar. Artık geçebilirsin diyor. Evet, bayağı bir bulmaca var gibi burada. Bayağı bir bulmaca var gibi. Sanki ateş ve su oynuyoruz anasını satayım. Ateş ve buz oynuyoruz ama ben hiç oyunu hiç oynamadım ya gerçekten. Yani sadece Armor Games oyunlarını oynadım zamanında. Ve halen daha da kaliteli bir site yani. Çok zamanım olunca bakıyorum.
Bir eleman daha var. Bakalım bunda hangi Pokemon'lar varmış görelim. İlk eleman sanırım seni çok ısıtmadı he. Tamam bakalım ben seni daha da ısıtacağım bebeğim diyor. Gel bakalım ısıt beni. Kim ısıtıyor görelim. Bunda Pansier var arkadaşlar. Git Rammstein. Sadece Rammstein'i almayı deneyeceğim. Bakalım başarabilecek miyiz yani. Bite attı arkadaşlar. 6 vurdu. Çok iyi vuramadı. Bunun fiziksel defansının o kadar iyi olduğunu sanmıyorum. Evet, tek Rock Blast'e gitti. Ya dağda adam akıllı bir kaya saldırısı alsak aslında daha da güçleneceğiz ama. Rakibin sıradaki Pokemon'u Smissier. Pansier'ın gelişmiş hali Torment yaptı. Aynı saldırıyı iki kez üst üste kullanamayacağım. Sıkıntı yok benim için. Birinci Rock Blast. İkincisini attık ve Smissier'ın da işini bitirdik arkadaşlar. Bu nasıl isim? Simsar gibi ya. Simsar Salvo. Evet. Barry'i de böylece yendik. Sanırım fazla ısıttım diyor. Tamam, anlaşmadır diyor ve bu da buz kütlelerini eritti. Şimdi bir de buradan ilerlememiz lazım. Buranın bulmacası o kadar zor değil. Yani mağaradaki daha zordu arkadaşlar biliyorsunuz. Şöyle yapsak. Tamam, burayı da geçtim böylece. Bir eğitmen daha var. O diğer iki gerizekalı sana kaybetmiş olabilir ama ben Nina'nın en güçlü eğitmeniyim. Sana karşı kaybetmeyeceğim. Abi eğitmenleri de fena değil ama ya. Gerçekten haklarını yemeyelim yani. Bunda Litleo var arkadaşlar. Normal ve ateş türü sanıyorum. Evet. Rammstein'ın da Rock Blast'i azaldı iyice. Fire Fang yaptı. Flinch edebilir, yakabilir, yaktı. Abi çok yanıyoruz ya. Harbiden çok yanıyoruz yani. Bir tane daha at. Keşke bir tane daha atsaydım be oğlum. Yandığımız için canımız gitti arkadaşlar. Bir kere daha Rock Blast attım. Headbutt attı bize. Flinch yedik. Yandığımız için canımız gitti. 8-8 iyi vuruyor yani. Mud Slap atabilirim. Tekrardan Fire Fang yedik. 2 vurdu yani çok vurmuyor fiziksel saldırılar. Mud Slap Special ve rakibin bir kademe görüşünü düşürdük şu an. Yandığımız için bir kere daha canımız gitti. Tekrardan Fire Fang yedik. Sıkıntı yok abi. Special saldırısı yok. Litleo'nun işini böylece bitirdik. Evet. Rammstein 379 XP aldı ve 29 level oldu. Gayet iyi ilerledik abi. Yeni bir saldırısı yok. Rakibin sıradaki Pokemon'u Monferno. Dövüş ve ateş Pokemon'u. Bu biraz sıkıntı yaratabilir. Pokemon değişikliğine gidebilirim. Git Teker. Rammstein'i geri çektim. Teker'i sahaya sürdüm. Monferno Mash Punch yaptı. Önceliği olan bir saldırı arkadaşlar. Umarım zehirlenir. Zehirlendi de. Bu gayet iyi oldu. Yani ateş ve dövüşe çarpı 2 vuracak saldırım yok sanıyorum. Ya ya double kick yapacağım ya cut işe yaramaz, bite işe yaramaz. Double kick deneyelim. Ateş Teker'i yaptı, bizi yakabilir. Fazla vurmadı. Double kick attım arkadaşlar. Ben de fazla vurmuyorum zaten. Hastalığı kaybettiğimizden beri fazla vuramıyoruz. Zehirden Monferno'nun canı gitti. Bir shockwave yapalım. Aa, scarf vardı bizde, doğru. Ateş Teker'i yedik. Tekrardan inşallah yanmayız. 29 canımız kaldı. Aa, Teker de yandı abi. Bu kötü oldu ya. Bütün Pokemon'larım yandı yani. Evet. Monferno'nun zehirden canı gidiyor. Bizim de yandığımız için canımız gidiyor. Ne, Jamirio mu? Ya saçmalama artık. Şimdi. Sevgili dostlarım. Çantamdan bir tane Fresh Water kullanacağım. Teker'i iyileştiriyorum. Ardından lava kurabiyesi kullanabilirim. Monferno da kendini öldürür. Evet. 37 canımızı bıraktı. Zehirden canı gitti. Veya şu an işini bitireyim ya. Şu an işini bitirebilirim. Match punch atsa bile. Oo abi, nasıl bizden hızlı olabilir ya? Nasıl bizden... Abi lanet olsun ya. Abi nasıl olabilir ya? Biz hızlıydık ama bizim scarf'ımız vardı ya. Gerçekten mi abi? Gerçekten mi ya? Gerçekten mi ya? Allah kahretsin seni Monferno ya. Allah kahretsin seni ya. Rammstein, evet, Teker'i kaybettik arkadaşlar. Bu gerçekten kötü oldu. Bu gerçekten kötü oldu. Zehirden ölecektin zaten bir sonraki tur. Geri zekalı seni ya.
Maymunlar cehennemine geri dön. Pembe s**tü seni. Abi ne yazık ki, ne yazık ki tekeri kaybettik. Ne yazık ki tekeri kaybettik. Of of. Bu harbi kötü oldu. Bunu ben beklemiyordum. Bunu gerçekten beklemiyordum arkadaşlar. Bu harbiden kötü oldu yani. Scarf'a güvendik, yalan olduk. Benim şimdi buradan çıkmam lazım. Acilen buradan çıkmam lazım. Ne yapacağım biliyor musunuz peki? Ne yazık ki Rammstein'a tekrardan eş bulacağız. Bu kötü oldu abi. Bu harbiden kötü oldu ya. Teker be. Abi nasıl hızlı vurabildi bizden? Biz ondan hızlıydık Scar sayesinde ya. Abi kaybettik. Bu harbi kötü oldu. Bu harbiden kötü oldu. Abi şu an Rammstein takımı yalnız kurdu oldu. Yalnız kurt olduğu için de Rammstein'la şey bulmamız gerekiyor. Eş bulmamız gerekiyor. Ya planlarımın hiç dahilinde değildi abi ya. Gerçekten değildi. Anasını satayım böyle işin ya. Lanet primata kaybettik. Teker üzgünüm gerçekten. Üzgünüm. Gerçekten üzgünüm Teker. Evet. Şimdi Rammstein'e eş bulacağız. Yani bu ateşlerin ortasında Rammstein'e kimi bulabiliriz ve kasmamız gerekecek abi. Burada Windmist'ten bir şey bulmak istemiyorum. Şey kullanacağım. Abi adamın daha 40'ı çıkmadı ki. Adamın daha 40'ı çıkmadan elemanı evlendiriyoruz ya. Repel kullanıyorum abi. Ejder, o Ejder Vadisi'ne gidelim ya da Apex Tapınağı'na gidelim. İkisinden birine gidelim. Ben vadiye gidiyorum. Ya GM savaşı da böylece yarım kaldı. Vadide bir şey bulabiliriz belki. Ya da ilk Apex Tapınağı'na mı gitsem ya? Apex Tapınağı'ndan da bulabiliriz abi. Yukarıya nasıl çıkıyorduk ya? Ben ilk bir Apex Tapınağı'na gideyim. Ondan sonra vadiye gideyim arkadaşlar. Repel'in etkisi bitti. Bir tane daha kullan. Apex Tapınağı'nda bulabileceğimize inanıyorum. Yani en azından belki güzel bir fosil Pokemon'u buluruz ya. Repel'in etkisi geçsin. Belki buradan iyi bir Pokemon çıkar. Çıkmazsa vadiye gideceğim. Rammstein'a dişi bir Pokemon bulmamız gerekiyor yani. İnşallah savaşta kullanabileceğimiz bir şey olur. Yani tür bakımından da iyi gelir umarım. Çok kötü bir tür gelirse yakalamam bu arada yani. Ha bu harbiden kötü oldu ya. Kullanma. Cinsiyetsiz Pokemon çıkarsa Joker olacak. Burada Pokemon çıkmıyor gibi ya. Çıksa çıkardı abi. Burada Pokemon yok arkadaşlar. Apex Tapınağı'nda. En azından bir hayalet Pokemon'u falan güzel olabilirdi ya. Neyse ben Ejder Vadisi'ne gidiyorum. Buradan ayrılıyoruz. Buradan karşımıza Pokemon çıkmadı. Burada gizli bir yer var gibi ama yokmuş. Çantamdan. Buradan Pokemon çıkmasını istemiyorum henüz. Bir süper repel kullanıyorum. Başımıza gelenlere bak abi ya. Başımıza gelenlere bak ya. Aşağı doğru iniyorum arkadaşlar. Ignis Vadisi'ndeyim. Buradan umutluyum. Oo. Burada bir TM var. Steel Wing. Çelik türü bir saldırı. Skarmory falan çıkabilir gibi. Veya Larvitar çıksa ama Larvitar da kaya abi. Buradan ilerleyemiyoruz. Strength lazım. Belki bir Pokemon çıkar ama ya. Repel'in etkisi geçsin bir bakalım. Bir tane daha kullanacak mısın? Hayır abi. Pokemon çıkması için uğraşacağım. Bir dolaşalım. Çıkmayacak gibi bir şey ya. Abi şimdi şey yapsak Rammstein'a buz türü Pokemon bulmuş oluruz. Yani oralardan büyük ihtimalle buz türü çıkacak gibime geliyor. Farklı bir tür çıkacağını düşünmüyorum. Yani Rammstein tek kalsın abi o zaman. Yapabileceğimiz bir şey yok. Diğer ikisine güveneceğiz yani. Diğer ikiliyle gireceğiz arkadaşlar. Yapabileceğimiz bir şey yok. Burada Pokemon çıkmıyor yani.
Ya Pokemon'larıma bakacak olursam Quartz ve Kezbat'ı 29 level'a kasmayı düşünüyorum. Ardından o ikisi GM'e girecek. Yani Quartz ve Kezbat da ölürse bütün iş Rammstein'a kalacak. İnşallah başlarına bir şey gelmez arkadaşlar. Bilemiyorum yani.